Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Kamp nasıl gidiyor? Bir yazın bakalım. Görelim yorumları arkadaşlarım. Chat kısmına da yazabilirsiniz. Onları da okuyorum arkadaşlarım. Şimdi gençler bugün ardışık sayılar konusunu işleyeceğiz. 2023 TYT matematik kampımızın birinci haftasının artık son günündeyiz. Birinci haftanın son konusundayız. Bu konu bittikten 1-2 saat sonra da ben size yine her zaman olduğu gibi artık alıştığınız 2 gündür TYT kısmının, ardışık sayılar kısmının özür dilerim, testini çözeceğim arkadaşlar. Bu testle beraber bu haftayı noktalayacağız ve sana bir de rehberlik ve ödev videosu hazırladım ben. Rehberlik ve ödev videosunda da bu hafta çözmen gereken, hani o ben soru bankaları önermiştim sana, dilerseniz şu sağ üst tarafa da, videonuzun sağ üst tarafına da oraya bir kart bırakayım ben. O videoyu da izlemediyseniz izleyin. Önerdiğim kitaplardan beğendiğiniz kitabı alın arkadaşlarım. O kitaptan da ben size ödev vereceğim. Diyeceğim ki bu hafta işlediğimiz konulardan gençler bu soruları çözeceksiniz. Şu kadar test çözeceksiniz. Bu testleri çözdükten sonra ancak pekiştirebilirsiniz. Bunları da sakın unutmayın gençler, tamam mı? Sadece bu kitaptan konuyu dinledim, testi çözdüm, bitti değil. Matematik o kadar kolay olmuyor. Tamam, o işler öyle basit değil. Dolayısıyla benim verdiğim ödevleri de yapacaksınız. Ödevleri de yaptığınız takdirde bu işi başaracağız arkadaşlar. Bu kamp bittiğinde TYT senin için bir mazi olacak. Aklında bulunsun. Bana güvenebilirsin. Evet gençler, hazırsanız dilerseniz videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, artık geçelim değil mi dersimize? Arkadaşlarım, ardışık sayılar konumuz demiştik. Başlıyorum. N bir reel sayı. N'nin bir reel sayı olduğunu biliyoruz. Burada N var. Öncesini ve sonrasını dolduralım şimdi. Bakın arkadaşlar, N'den hemen bir öncesi N-1. N-1'den hemen bir öncesi N-2. N'den bir sonrası N+1 ve N+1'den bir sonrası da N+2. Bu şekilde olan sayılara biz ne diyoruz? Ardışık sayılar diyoruz. Ardışık sayılar diyoruz. Şimdi bakın, ardışık sayılarla alakalı sevgili gençler, sokağa çıkalım, 100 kişiye soralım. Diyelim ki bana ardışık sayılar söyle. Hani az çok matematik bilenlere soralım, tamam mı? Ardışık sayılar söyle dediğimiz zaman şunu söylerler yani. 1, 2, 3, 4, 5 diye giden sayılar ardışıktır. Yanlış mı? Doğru. Sıkıntı yok. 3, 6, 9, 12 ardışık mı? Belirli bir kurala göre ardışık. Ama kimse şunu söylemez. Örnek veriyorum. 2.1 virgül, 3.1 virgül, 4.1 virgül, 5.1 yani 2.1, 3.1, 4.1, 5.1. Bunlar sevgili arkadaşlarım ardışık mıdır? Evet, ardışıktır. O zaman ardışık sayılarla alakalı şuraya bir de not alabilirsin. Diyeceksin ki aralarındaki fark 1 olan sayılar ardışıktır diyeceksin. Tamam. Sayılar ardışıktır. Sayılar yazıyorum. Ardışıktır. Tamam mı gençler? Bunu sakın unutmayın. Bakın bunlar da ardışık. Hatta bak ileri götürelim olayı. Pi eksi 1, pi artı 1. Bakın bunlar da ardışık sayılardır. Mesela pi ile pi artı 1 birbirinin ardışığıdır. Anlaştık mı? Bunu sakın unutmayın. Peki hocam, madem aralarındaki fark 1 olan sayılar ardışıktır. E hocam, bu örnek veriyorum 2, 4, 6, 8. E bunlar hep ardışık diye öğretildi bize. Yanlış mı öğrendik yani? Yo, doğru öğrendin. Fakat bunlar sevgili gençler ardışık sayılar diyemeyiz. Bunlara ardışık çift sayılar diyebilirsiniz. Bunun ayrı bir ismi var bakın. Ardışık sayı ile ardışık çift sayı arasında dağlar kadar fark var. Tamam? Bunu da sakın unutmayın. N bir tam sayı olmak üzere. 2N'yi biz ne demiştik arkadaşlarım? Bir önceki dersimiz değil, ondan önceki yani pazartesi günkü dersimizde ne demiştik? Çift sayılar demiştik. Doğru mu? Çift sayılar. Peki çift sayıları 2N ile gösteriyorduk. O zaman ben buna 2 eklersem bu da çift olur mu? Bir 2 daha eklersem bu da çift olur mu? Evet, o zaman bunların hepsi gençler neymiş bizim için? Ardışık çift sayılarmış. Anlaştık mı? Ardışık çift sayılarmış. Peki hocam şunlar ne peki? Bunlar da bakın şurası tek mi? 2n-1'i tek.
formatını göstermiştik değil mi? O zaman bu da tektir. 2 ekledim. 2 ekledim. Bu da tek oldu. E madem öyle bunlar da ardışık tek sayılardır diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi ardışık çift sayılar ve ardışık tek sayılarla alakalı. Burada aslına bakarsanız cümlelerimin içerisinde bir şey daha öğrendik. Ne öğrendik biliyor musunuz? Ardışık hem çift sayıların hem de tek sayıların sevgili gençler aralarında hep ne vardır? İki fark vardır. İki fark vardır diyoruz. Yani sen çiftin üzerine 2 eklersen ardışığını bulursun. Bir 2 daha eklersen diğer ardışığını bulursun. Veya en başta söylediğim çift sayıdan 2 çıkarırsan ardışığını bulursun. O halde bir not daha yazasımız var. Bizim bir not daha yazasımız var. Ne yazacağız biliyor musunuz? Şuraya yazabilirsiniz o notu da. Şöyle. Her sayının gençler 2 tane nesi vardır? Ardılı vardır yazıyorsunuz. Ardılı vardır. Ardılı nedir ya? İlk defa duymuş olabilir misiniz? Her sayının 2 tane ardılı vardır. Mesela 5 sayısının ardılıları nedir? 6 ve 4'tür. Veyahut 3 sayısının ardılları 4 ve sevgili arkadaşlarım 2'dir. Bir öncesi bir sonrası. Bir öncesi bir sonrası. Mutlaka her sayının 2 tane ardılı olmak zorundadır. Aklınızda bulunsun. Şimdi başlayalım mı örneklerimize? Başlayalım. Ardışık 3 doğal sayıdan en büyüğü ile en küçüğünün toplamı 48 olduğuna göre. Mikrofonumu birazcık yaklaştıracağım. Evet. 3 doğal sayıdan en büyüğü ile en küçüğünün toplamı 48 olduğuna göre bu 3 sayının toplamı nedir? Şimdi ben ardışıkmış ya 3 doğal sayı. Ortancasına x dersem en büyüğü x artı 1 olacaktır. En küçüğü de x eksi 1 olacaktır. Doğru mu? Ne demiş? En büyüğü bu. En küçüğü demiş. En küçüğü de bu. İşte bu ikisinin toplamı. Bu ikisini toplarsanız birler gidiyor sanki değil mi? İkisini toplarsanız 2x gelir. Ve 2x arkadaşlarım neymiş? 48'miş. Toplamları 48 dediği için. X o zaman kaç olur? Hocam 16 olur. Pardon özür dilerim. Hocam 24 olur. 24 olur. Peki x 24 ise bu 3 sayının toplamı sorulmuş. Ben bu 3 sayıyı bir güzel toplarsam elime benim zaten 3x gelir. X'i de 24 bulduk ya. Toplamları o zaman 3 kere 24'tür. Bu da 72'nin ta kendisidir diyeceğiz sevgili gençler. İlk sorumuzu böylelikle çözmüş olduk. Alt kısımda bir notumuz var. Bu not senin için şu an bir şey ifade etmiyor olabilir ama çok ama çok güzel bir detay vereceğim şimdi size. Tamam. Bu sayılarla işlem yapmanızı kolaylaştıracak argümanlar arkadaş bunlar. Kaçırmayın. Hani ben bir yerden mi öğrendim? Yo, ben bir yerden öğrenmedim. Ben nasıl diyeyim, bazen böyle hani matematikçiler yapar ya, böyle insanlar da hayran hayran bakar, ulan nasıl yapıyor o işlemleri kafasından falan diye. İşte ben o kafamdan yapabildiğim ve bazı kesimin de hayranlık duyduğu şeyleri sizlere anlatacağım, tamam mı? Şimdi 1 zaten 1'e eşit. 1 ile 2'nin toplamı 3. Tamam. 1, 2, 3'ün toplamı 6. 1, 2, 3, 4'ün toplamı 10. Bir daha niye eşittir yazmışım ben? Şundan kaynaklı. İyi dinliyorsun. Burada kaç tane sayı var? 1 ile 2'de 2 tane sayı var. 1 ve 2. Peki bunların tam 1 ve 2'nin tam ortasındaki sayı nedir arkadaşlarım? 1,5'tur değil mi? Bakın. Tam ortadaki sayıyla sayı adedini çarparsanız 3'ü bulursunuz. 2 kere 1,5 3 yapar. 1, 2, 3 tam ortadaki sayı 2'dir ve 3 tane sayı vardır. Dolayısıyla tam ortadaki sayıyla sayı adedini çarptınız. Bakın 6'yı buldunuz. 1, 2, 3, 4'te 4 tane sayı var. Ve tam ortadaki sayı 2 ile 3'ün arasındaki 2,5'tür. 4 kere 2,5 da bize 10'u verir. 1, 2, 3, 4, 5 tam ortadaki sayı 3'tür. Ve toplam 5 tane sayı vardır. 3 kere 5 bize 15'i verir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam ortasındaki sayı 3 ile 4'ün ortasındaki 3,5'tür. Ve sen gidip 3,5'la burada toplam 6 sayı olduğu için 6'yı çarparsan yine 21'i bulursun. Bu her durum için geçerli mi? Geçerli. Bu hocam hep mi birden başlaması gerekiyor? Hayır tabii ki de. Mesela 6 artı 7 artı 8 artı 9 artı 10'u sen toplamak istiyorsun. Kaç tane sayı var burada? 5 tane sayı var. Ortadaki sayı ne? 8. 5 kere 8 dersen sen zaten bunun sonucunu bulmuş olursun. Tamam mı? Veyahut hocam birer birer artmak zorunda mı?
Hayır. Örnek veriyorum ama düzenli artsın da birer birer artmasına gerek yok. Örnek veriyorum gençler. 5 ile başlayalım. Tamam. 3'er 3'er arttıralım. 5, 8, 11. 3 arttırdım 14. Bir 3 daha arttırdım 17. Bir 3 daha arttırdım 20. Bir 3 daha arttırdım 23. Şu an toplam 7 sayımız mı oldu? Tam ortadaki sayı 14'tür. Toplam 7 tane sayımız var. 7 kere 14 derseniz 70 artı 28'den 98 gelir. İşte sen bunların her birini toplarsan öyle elinle avucunla toplaya toplaya ilerlemene gerek yok. Cevap 98 zaten. Yani şunları toplamaktansa bence 14 ile 7'yi çarpmak çok daha basit bir olay. Umarım anlaşılmıştır. Umarım o matematikçilerin kafasındaki o gizemli bilgileri de öğrenebilmişsindir. Tamam. Şimdi geçelim sağ üst tarafa. Bir de size formül verelim. Zaten bu formüller var olduğu için mi buradaki taktikler var? Hayır. Buradaki taktikler var olduğu için buradaki formüller var. Tamam mı? İkisini birbirine karıştırmayalım lütfen. Ardışık ilk n adet sayma sayısının toplamı, yani birden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunur sevgili gençler. Tamam, bu kuralla bulunur. N çarpı n artı 1 bölü 2. Yani son sayıyı yazdın, son sayının bir fazlasını yazıp çarptın ve 2'ye böldün. Olay bu. Umarım anlaşılabilmiştir. İkinci örneğimizde anlamayanlar için ikinci örneğimizde bunları ele alalım. N çarpı n artı 1 bölü 2, bakın 1'den 10'a kadar, o zaman ne diyeceğiz? Son sayı 10, bir fazlası bölü 2. Onu 2'ye böldünüz. Bunları da 10 ile 11'i çarpıp 110 deyip 2'ye bölmeyin. Şurada sadeleştire gidin. Çünkü zaten bunlardan birisi mutlaka çift olup 2'ye bölünecek. 5 kere 11 kaç yapar? 55 yapar hocam. Demek ki cevap 55'miş. 1'den 22'ye kadar olan sayıların toplamı, bakın 22 çarpı 23 bölü 2'dir. Dolayısıyla sevgili gençler 2 ile 22'yi sadeleştirdiniz, 11 dediniz. Bakın burada da kısa yolla bir çarpma yolu öğreteyim ben sana. Sen 23 ile 11'i çarpacaksın değil mi şu şekilde? Bunu da çarpmak için uzun uza diye uğraşma. Şöyle yapıyorsun. Bir sayı eğer 11 ile çarpılıyorsa yukarıdaki sayının İkisini buraya yazıyorsun. Üçünü buraya yazıyorsun. Bak 2'yi buraya yazdın. 3'ü buraya yazdın. 2 ile 3'ü topladın 5. Onu da buraya yazıyorsun. Yani cevabımız neymiş? 253'müş. Hadi bunu da pekiştirelim. Örnek veriyorum. 35 kere 11 dediğimiz zaman ne yapacağız? 3'ü buraya yazdım. 5'i buraya yazdım. İkisini toplayıp 8'i de buraya yazdım. 35 kere 11'de 385 yapıyormuş. Tamam. Kaptın sen o işi. Sonra devam edelim. 3'ten 100'e kadar olan sayıların toplamı. Şimdi burada formüle uymayan, kurala uymayan bazı mevzular var. Bu mevzu ne arkadaşlar? Şu. 1 artı 2 artı, bak burada 1 ile 2 eksik burada, tamam mı? Şu an aslına bakarsanız ben bulmam gereken sonuca 3 ekledim. 1 artı 2, 3 ekledim. Şimdi bu şekilde bulalım sonucu. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını nasıl buluruz? Hocam 100 çarpı 101 bölü 2 deriz. Daha sonrasında 2 ile 100'ü sadeleştirip buraya 50 yaparız. 5 kere 101 505'tir. Bir sıfır eklersem 5050 yapar. Şimdi bunların sevgili arkadaşlarım çarpımı, yani bu 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı 5050. Ama ben sonuca 3 ekleyerek 5050 buldum. O zaman sonucum kaçtır? 5047'dir diyeceğim. Benim doğru cevabım da bu olacak sevgili arkadaşlarım. Evet, ikinci örneğimizi çözdüğümüze göre bir diğer notumuza geçebiliriz. Her notta yeni bir şey öğreniyorsun bak. A artı R, A artı 2R, A artı 3R, A artı N kere R. Bu sayı dizisindeki terim sayısını nasıl bulacağız? Şimdi terim sayısını bulurken sevgili arkadaşlarım şunu yapmamız gerekiyor bizim. Son terimimiz burada ne? A artı N çarpı R. Son terimden ilk terimi, yani A'yı çıkarıyorsun. Çıkardıktan sonra da artış miktarına bölüyorsun. Artış miktarımız burada ne? Kaçar kaçar artıyor. Bakın A'dan A artı R'ye R artmış. A artı R'den A artı 2 R'ye yine R artmış. Dolayısıyla artış miktarı olan R'ye bölüyorsun. Böldükten sonra bir de 1 ekliyorsun. Tamam. Şimdi böylelikle bakın burada eksi A ile artı A gitti. N çarpı R bölü R
artı 1 kaldı. E buradaki hocam bölü r'ler de gidiyor. E gitsin, demek ki kaç tane terim varmış burada? N artı 1 tane terim varmış. Şimdi n artı 1 tane terim olduğunu bulduk ya. Bu terimleri toplamak istiyorum ben şimdi. Yukarıdakileri toplamak istiyorum. Yukarıdakiler nasıl toplanacak? Terim sayısı. Bunlar yazına, bunlar değerli. Bölü terim sayısı bölü 2 çarpı son terimimiz bizim ne? Şuna son terim diyelim. A artı nr artı ilk terim A diyorsunuz. İşte formülümüz bu. Bunu da genelleştirecek, yukarıdaki örneğe uygulayacak olursak terim sayımız n artı 1'di zaten. Bölü 2. Son terimimiz de A artı nr ile A'nın toplamı, yani 2A artı nr olacak sevgili arkadaşlarım. Sen bunu Türkçe olarak şu şekilde de yazabilirsin ki çoğu konu anlatımlı kitapta veya fasikülde öyle yazar. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim diyorsunuz. İşte sevgili arkadaşlarım, genel formülümüz bu. Genel kuralımız budur. Aşağıdaki örneğimize bakalım. Üçüncü örnekte demiş ki bunların alayını topla. E tamam, toplayalım. Önce terim sayısını bulalım. Terim sayımız son terimden ilk terimi çıkardığım artış miktarımız kaçar kaçar artıyor? Üçer üçer artıyor. Üçe bölelim. 37'den 10'u çıkardım, 27. Görünmüyor değil mi? Pekala. 27, 3'e böldüm 9. Artı 1 diyorduk değil mi? Onu da unutmayın. Terim sayımız kaçmış? 10. Şimdi terim sayısı bölü 2 çarpı son terim 37, ilk terim 10 diyorsunuz. 10 ile 2'yi sadeleştirdiniz, 5 geldi. Demek ki cevap 5 çarpı 47'ymiş. Bakın şurası da 47 yapıyor. 5 kere 47 kaç yapar? 235 yapar. Demek ki 10, 13, 16, 37'ye kadar olan sayıların toplamı bizim için neymiş? 235'miş sevgili gençler. Ve dördüncü örneğimize bakalım. Peki negatiflerden falan başlarsak ne olur? Durumlar değişir mi? Ve negatif gördüğümüz zaman korkmak zorunda mıyız? Yok. Formül aynı formül. Kural aynı kural. Sıkıntı yok ki. Devam et, yapıştır. Bak şimdi önce terim sayısını bulacağız. Son terimden hop eksi dedim. İlk terimimiz ne? Eksi 16. Bunu böylece çıkaracağız. Artış miktarımız kaçar kaçar artıyor hocam? Üçer üçer artıyor yine. Bak 3 eklemiş, 3 eklemiş, böyle gidiyor. O zaman artış miktarına böldüm, 1 ekledim. 23 eksi eksi 16 demek ne demek? Eksi eksi artı yapar. 23, 16 daha 39. 3'e böldüm 13. 1 ekledim 14. Şimdi benim terim sayım kaçmış? 14'müş. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim 23 artı ilk terim eksi 16 dedim. Sonra da 14'ü 2'ye böldüm 7. 23'ten 16'yı çıkardım 7. 7 kere 7 kaç yaptı? 49. Demek ki cevabımız bu olacakmış sevgili arkadaşlarım. Tamam. Keyifli bir ilk sayfaydı bugünün konusunda. Şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım. Eğer senin sayfan da bu şekilde dolu dolu olduysa ne mutlu sana. Tamam. İyi çalışıyorum demektir. Devam edelim. Bir yorum yazılmıştı, çok beğendim. Hocam kampınızı sorular kolay, orta, zor demeden sonuna kadar götüreceğim demişti. Zaten olay orada arkadaşlar. Yani Türkiye 16.sı olan öğrencimin dersine de girdim. Sınıfında matematik düzeyi onun kadar iyi olmayan öğrenciler de vardı. Ve ben tabii doğal olarak alt gruplara hitaben de örnekler çözmek zorundaydım. Yani Türkiye 16.sı bir öğrenciye tahtada nasıl örnekler çözebilirsin? Değil mi? Yani düşünsen arkadaşlar, adam Türkiye 16.sı olacak. Bunun bilinci de değil belki ama sonuçta Türkiye 16.sı oldu o çocuk. Ve hani tahtada nasıl örnekler çözebilirsin ki? Ne sorusu çözebilirsin? Ne yazsan tahtaya çözecek zaten. Ne yapalım yani? O zamanlar YGS vardı, LYS vardı. Yani YGS, LYS'ye girecek çocuk için ne yapayım? Olimpiyat sorusu mu çözelim tahtada? Yani bu da aykırı. Dolayısıyla normal standart örnekler çözüyorduk. Ve hani bazen böyle tahtaya 5-10 tane örneği arka arkaya yazıp öğrencilerin önce çözmesini istiyordum. Daha sonrasında ben anlatıyordum, örnek veriyorum. O kısımda ismi de Mehmet'ti. Mehmet, eğer görüyorsan selamlar. Mehmet, diğer öğrenciler böyle gayet salaş davranırken Mehmet en ön sırada dizlerinin üzerine, şu şekilde arkadaşlar, dizlerinin üzerine defteri koymuş
ve tahtaya şu şekilde baka baka böyle not alıyordu. En son durup dedim ki Mehmet dedim hani bunlar senin için kek değil kekstra yani senin yazmana gerek yok dediğim zaman çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki hocam belki yeni bir şey öğrenirim. Yani bu cevap zaten inanılmazdı, tamam mı? Yani YGS, LYS sonuçları açıklandığında biliyorsunuz TYT, AYT de dün açıklandı. YGS, LYS sonuçları açıklandığında ben Mehmet'i aradım ne yaptın diye. Mehmet çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki hocam şu an İstanbul'dayım dedi. O normalde Ankara'da oturuyoruz. O da Ankara'da oturuyor. Hocam şu an İstanbul'dayım dedi. Ve üniversite geziyorum dedi. Galatasaray Üniversitesi ile Boğaziçi arasında çok kaldım dedi. Ama sanırım Galatasaray'ı tercih edeceğim dedi. Kampüsü çok güzel. Deniz kenarında dedi. Galatasaray hukukta. Hatta şu an mezun olmuştur. Avukat oldu diye biliyorum. Yani bu şekilde olmak gerekiyor. Yani kolay, orta, zor ayırt etmeden. Sizi sorular öne geçirmez. Öğrendiğiniz bilgiler öne geçirir. Bunu da sakın unutmayın. Ve derse devam edelim. Evet gençler. 22, 27, 87'ye kadar olan bir sayı dizisi var. Bunların toplamı soruluyor bize. Gelin bunları bir güzel toplayalım arkadaşlar. Ne diyor şimdi bakalım. Kaçar kaçar artıyor? Hocam beşer beşer artıyor. 5, 5 artmış bunlar. Peki son terimimiz ne? 87. İlk terimimiz ne? 22. Çıkardım son terimden ilk terimi. Ve diyoruz ki bölü artış miktarımız olan 5. Ve sonuna da 1 eklemeyi unutmuyorsunuz. 87'den 22'yi çıkarırsanız arkadaşlar 65 bulursunuz. 65'i 5'e bölüp 1 ekleyeceksiniz. 65 bölü 5 13'tür. 13'e 1 eklediğiniz terim sayımız 14. Bu TS terim sayısı. Bayağı fazla gittik yalnız. Değil mi? Bu terim sayısı arkadaşlar. Peki terim sayısı bölü 2 diyoruz çarpı son terimimiz 87. İlk terimimiz 22. Şurası kaç arkadaşların? 7 çarpı 87'ye 22 eklerseniz eğer 109 yapacaktır. Bunları da çarparsanız 763 gibi bir sayı elde edersiniz. Cevabımız da bu olur sevgili arkadaşlar. Tamam. Devam. 6. örnek. Her rakamın sayı değeri kadar kullanıldığı 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 en son 9, 9, 9, 9 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır diye sormuş. Bakın dikkat, şurası bizim için önemli. Her rakam sayı değeri kadar kullanılacak diyor. Yani bu ne demek? 1'den 1 tane var diyor. 2'den 2 tane, 3'den 3 tane, 4'ten 4 tane, 5'ten 5, 6'dan 6, 7'den 7, 8'den 8, 9'dan 9 tane demek. Bu sayı kaç basamaklı diye soruyor. Şimdi 1 basamak şurada var zaten. 1, 2 basamak burada var. 3 basamak 3'lerde var. 4 basamak 4'lerde var. 5 basamak 5'lerde derken en son 9 basamaklı 9'lu olacak. Yani diyor ki 1'den 9'a kadar topla demiş aslında bize soru. Çok güzel, o zaman toplayalım. Neydi formül? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Madem öyle N'miz burada 9. 9 çarpı 10 bölü 2 bize cevabı verir. Bu da 45'in sevgili gençler ta kendisidir diyeceğiz. Evet. 7. örneğimiz diyor ki bu şekilde bir şekil verilmiş. En alt sırasında 16 tane boncuk bulunan şekilde toplam kaç tane boncuk vardır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım en alt sırasında kaç tane varmış? Şurada nokta 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 demiş ama burada 16 tane varmış. Bir üstünde ne kadar var? Bak şimdi burası bir tane var. Burada iki tane var. Burada üç tane var. Burada dört tane var. Demek ki birer birer artıyor. Bundan öncesinde de 15 tane var. Toplam kaç tane boncuk olduğunu nasıl bulursunuz? Tabii ki bunları toplarsınız. Yani birden hop nokta 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 16'ya kadar olan sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş aslında bakarsanız bize. Ben bunu nasıl bulurum? Yine aynı formülle n çarpı n artı 1 bölü 2 biçiminde bulurum. N'miz burada kaç arkadaşlar? 16. Demek ki 16 çarpı 17 bölü 2 bize cevabı verecek. Burada ben ikileri sadeleştirirsem 2 gitti 2 gitti burada 8 kaldı. 8 kere 17. 8 kere 10 80 yapar. 7 kere 8 56 yapar. İkisini toplarsanız 136 gibi bir sonuç bulursunuz. Doğru cevabımız da bu olur sevgili gençler. Ve devam ediyorum sağ üst tarafla. Bakın. Şurası birinci satır. Birinci satırda ne var? 1. İkinci satırda 1'den hemen sonra gelen 2 ve 3.
Üçüncü satırda 3'ten hemen sonra gelen 4, 5, 6. Dördüncü satırda 4 tane sayı var ve 6'dan hemen sonra gelen 7, 8, 9, 10 var. Beşinci satırda da aynı şekilde devam ediyor. Yukarıda verilen örüntünün 10. satırındaki en büyük 3 sayının toplamı sorulmuş bize. En büyük 3 sayının toplamı soruluyor. Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz, tamam mı? Buradaki 1, şuradaki 3, buradaki 6, 10, 15 diye devam eden sayılar bize bir şey ifade ediyor mu? Size bir şey ifade, bana ediyor da size bir şey ifade ediyor mu? Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Daha önceki örneklerimize bir bakalım. Bakın, bakın gençler. Şurada bir şey fark etmeniz gerekiyor. 1, 3, 6, 10, 15, 21. 1, 3, 6, 10, 15, 21. Bak şimdi buraya bakıyorsun. 1, 3, 6, 10, 15. Bu böyle gidiyor. 21 olacak sonraki de. Değil mi? Ben 10. satıra kadar böyle yazacağım mı? Yok, yazmayacaksın. Bak şunu yapacağız. Şunu yapacağız. Birinci satırda 1'den 1'e kadar olan sayıların toplamı var. O da 1 yapıyor zaten. İkinci satırda 1'den 2'ye kadar. Yani sevgili gençler, bu ne demek? 1 artı 2 var. Üçüncü satırda 1 artı 2 artı 3 var. Dördüncü satırda 1 artı 2 artı 3 artı 4 var. Beşinci satırda da 1'den hop 5'e kadar olan sayıların toplamı var. O zaman 10. satırda 1 artı 2 artı nokta 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 10'a kadar olan sayıların toplamı bu satırın en son basamağındaki sayı olmaz mı? En son hanesindeki sayı olmaz mı? Olur. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını ben 10 çarpı 11 bölü 2 ile bulurum. Demek ki buradaki 2 ile buradaki 10'u sadeleştirirsem 5, 5 kere 11'den de 55, ki daha önce hesaplamıştık biz bunu. Son hanedeki sayı, şuradaki sayı 55 ise bize neyi sormuştu arkadaşlarım? Şöyle son 4 tanesinde olan 4 mü? En büyük 3. Tamam, çok güzel. Burada ne yazıyormuş? 55. Burada ne yazar? 54. Burada ne yazar? 53 yazar. Hadi bunların toplamı sorulmuş işte. Bunların toplamını da sen herhangi bir formül kullanmadan ya da bunları tek tek toplamadan bulmayı ben sana öğrettim. Ardışık artıyor. Ortadaki sayı 3, pardon 54. Ortadaki sayı 54. Kaç tane sayı var? 3 tane. 3 kere 54 bize cevabı verir. Yani 162 bizim cevabımız olur sevgili gençler. Evet. Devam edelim mi 9'la? Edelim, edelim, edelim. Ardışık 19 tane tam sayının toplamı 19 olduğuna göre. Ha, nasıl oluyor ya? Ardışık 19 tane tam sayılar, toplamı 19. Bu 19 sayının çarpımı kaçtır diye sormuş. Sanki burada bir hinlik var, değil mi? Sanki böyle cevap ya 0 çıkacak ya 1 çıkacak gibi duruyor, değil mi? Şimdi düşünelim bakalım. Ardışık 19 tane tam sayı, bak. İlk derste bir şey söylemiştim. İlk dersten beri dinliyorsan ilk derste bir şey söylemiştim. Demiştim ki tam sayı görür görmez aklına neler gelsin, bak. Sadece o dediğim aklına gelse yetiyor. Aklına neler gelecek? Negatifler gelecek. Negatifler. Şimdi negatif dediğim an zaten bu sorunun ben sana anahtar teslimini yapmış oluyorum. Tamam? Ben sana diyorum ki al güzel kardeşim, bu senin anahtarın, artık diyorum gir kapıdan içeri, hadi yallah diyor. Ne bu? Negatifler aklına gelecekse. Demek ki negatifleri düşüneceğim. O yüzden ardışık 19 tanesinin toplamı 19 olabiliyor. Tamam mı? Ha, çok güzel. Peki o zaman düşünelim. Düşünelim. Bunların toplamının 19 olabilmesi için bir kere şöyle 19'u ben buraya yazdım. Tamam, 19'u ben buraya yazdım. Hatta 19'u yazmayalım. Şöyle diyelim. Bir tanesi 0 olacak ortada kesin. Bir eksi 1 olacak, bir artı 1 olacak. Bir eksi 2 olacak, bir artı 2 olacak. Tamam mı? Artı 2'lerin artılarını yazmamıza gerek yok. Daha sonrasında 3 yazalım ve eksi 3 yazalım. Bak şu an bu yazdıklarımın tamamının toplamı kaç biliyor musun? 0. Bu yazdıklarımın toplamı 0 arkadaşlar. Peki nereden 0 hocam? Topla eksi 3 artı 3 eksi 2 artı 2 eksi 1 artı 1 0. Hepsi 0 zaten. Peki 19 tane ardışık yazacağım ve toplamları ne olacak dedik? 19 olacak dedik. Bunu da unutmayalım. Şimdi o zaman ben şunu şu şekilde gösterdim ya sana, anladın. Ben bunu biraz küçülteceğim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedim. Tamam mı? Bu tarafa doğru da gelelim şimdi. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 4. Şunları birazcık şu tarafa taşıyalım. Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8. Kaç tane sayı oldu? 8 tane şurada var.
10 tane burada var, 18, bir tane de burada var, 19 tane sayımız var. Çok güzel. Bak şimdi bunları toplarsan sen, eksi 8'den artı 8, eksi 7 artı 7, yani şunların hepsi de şunları götürecek zaten. E götürdü. Götürdükten sonra sıfırın zaten hiçbir hükmü yok. Şunları topla bakayım, ne yapıyor? 19 mu yapıyor? Ardışık 19 tane sayının toplamı eğer 19 ise onu bu şekilde bulabiliriz. Sadece ve tek türlü. Şimdi demiş ki bize, bu 19 tane sayının şu sayıların çarpımı nedir? E ben bunları çarparsam ortada bir tane sıfırımız yok mu? O sıfır bunların alayını götürür ve sıfır yapar zaten. Çarpımı sonucu. Umarım anlaşabilmişizdir. Tamam. 10. örnek. 36 tane ardışık tek tam sayının toplamı 6 üzeri 4 olduğuna göre bu sayılardan en büyüğü kaçtır demiş. Şimdi gençler, birazcık yorum yürütelim, tamam mı? Eğer elinde, bunu her zaman yap, tamam mı? Bu senin gizli taktiğin olsun. Eğer burada büyük bir sayı varsa sen büyük sayılara 36 tane sayıyı kafanda canlandırman zor tabii. Tamam mı? Yani ben de canlandıramam. Zorlanırız bir yerde. Bu da beyin yani. Tamam mı? Sen bunları minimize et. Yani bu ne demek? Biraz böyle az sayılı düşün bunları. Az sayılı nasıl düşüneceğiz hocam? Şöyle yapacağız bak. 4 tane sayı düşün. 1, 2, 3, 4. Şimdi sen bunların en küçüğüne A dersen, örnek veriyorum. En küçüğü A ise. Şu ne olur? Bu tek sayı şimdi. Bu da tek olacak ya. A artı 2 olur. Bu ne olur? A artı 3 olur. Bu da A artı 3 değil, pardon. A artı 4 olur. İkişer ikişer artı 3 çünkü tekler. A artı 4. Bu da A artı 6 mı olur? Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bak güzel bir şey bulduk. Ben birinci sayıdan itibaren 4 tane sayı varsa son sayıya, en büyük sayı ulaşmak için 1, 2, 3 tane 2 arttırırım. 3 tane 2 artınca da 6 artıyor zaten. Şimdi bak, terim sayısı burada 4'tü. Ben birinci sayıdan son sayıya ulaşmak için 3 defa arttırma işlemi uyguladım, tamam mı? E şimdi birazcık düşünelim. Benim 36 tane sayım yok mu? Var. İlk sayı A olsun. Peki ben son sayıya, 36. sayıya ulaşmak için 35 kere 2 arttırırım. 35 kere 2 yani 70 mi arttırırız? 35 tane 2 arttırırız yani 70 mi arttırırız? Demek ki benim son sayım A artı 70 olacak. Şimdi burada olayı bitirdik aslına bakarsanız. Nasıl biliyor musunuz? Şu şekilde. Terim sayımızı zaten vermiş. Terim sayısı 36 bölü 2 çarpı son terim A artı 70. A artı 70. İlk terim A. Ve bunların da toplamı neymiş? 6 üzeri 4. 6 üzeri 4 ne demek? Yan yana 4 tane 6'nın çarpımı demek, değil mi? Bak, soruyu bitirdik. Geriye bulunması gereken sadece bir A kaldı. A'yı bulunca zaten en büyüğünü de bulmuş olacağız. Şimdi 36 demek 6 kere 6 demek. Bunu sildim. 6 kere 6'yı karşısında sildim. İçeriye bakarsanız burası 2A artı 7, 70. 2A artı 70'i 2'ye bölerseniz A artı 35 gelir. A artı 35 kaçmış? 6 kere 6, 36'ymış. O zaman A kaçtır? Neye 35 eklerse 36 olur? Tabii ki 1'e. Demek ki benim en küçük terimim 1'miş. En büyük terimim de 71'miş. Cevap bu olacak sevgili gençler. Farklı şekillerde belki düşünsek, şimdi bir saat düşünsek 10 tane farklı yöntem buluruz ama benim aklıma ilk gelen yöntem buydu ve bence güzel de bir yöntem oldu. Yani kafamızdaki ufku genişletecek bir örnek oldu diyebilirim. 11. örnek. 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı 12n, eşitliğini sağlayan n kaçtır diye sorulmuş. Dikkatli dinliyorsunuz. 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı normal şartlar altında neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2 değil miydi? Değil mi? Eşittir bu da kaçmış? 12 çarpı n'ymiş. E şimdi n'nin ben pozitif olduğunu biliyorum ya. N sayısı 1'den büyük, pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman her iki taraftaki çarpım durumundaki n'leri götürebilirim. Yani bu gitti mi? O zaman bu da gitti. Demek ki şuradaki n artı 1 var ya. N artı 1'i 2'ye bölünce 12 geliyormuş. İse şu 2'yi alırız. Burada ne durumunda 2? Bölüm durumunda, değil mi? Karşıya nasıl geçer? Çarpım olarak geçer. Demek ki n artı 1 eşittir 12 kere 2'den 24'müş. O halde n kaçtır? 23'tür. Bize neyi sormuştu? Neyi sormuştu? Cevap neymiş arkadaşlar? 23. 12. örnek. N1 doğal sayı olmak üzere 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamına a demiş. 5'ten n'ye kadar olan sayıların toplamına da b demiş. Tamam. Şimdi eyvallah, güzel.
Şimdi gençler, şöyle bir şey yapsak sizle beraber. Hoş olmaz mı? Bak. 1, 2, 3 ve 4'ü ben şuraya eklesem. Böylelikle ne olur biliyor musun? Bak, 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı olur. Yani ne demek hocam bu? Ne demeye çalışıyorsun? Üsttekinin aynısı olur. 1'den n'ye kadar, 1'den n'ye kadar. Yani diyor ki şu 1 artı 2 artı 3 artı 4 nedir? Toplamı 10 yapar. Şimdi o zaman şöyle desek. Şurası neydi arkadaşlar? B'ydi. 10'a, bak şurası B'ydi değil mi? Sorunun bana verdiği kısım bu. 10'a B ekledim ve sonuç ne oldu? A'nın aynısı oldu. Demek ki 10 artı B eşittir A'ymış. Bu B'yi karşıya atarsam A eksi B eşittir 10 olur. Bir de A artı B'miz vardı. A artı B kaçmış arkadaşlarım? 370 miymiş? Aa, çok güzel. Hadi toplayalım bunları. En sevdiğimiz iş değil mi? B'lerin direkt gitmesi. Ve A'yı da soruyor ya, muhteşem. A ile A'yı topladık. 2A. 370'e 10 ekledim. 380. 2 tane A 380 ise tabii ki A kaçtır arkadaşlarım? 190'ın ta kendisidir. Devam mı? Devam. 13. örnek. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 11'in karesi, bunların her birinin 11'e kadar olan sayıların kareleri toplamı neymiş? S'ymiş arkadaşlar. Olarak veriliyor. Şu cepte dursun. Şöyle yapalım. Pekala. Yukarıdaki toplama işleminde her terim bir azaltılıp toplama işlemi yeniden yapıldığında da sonuç ne oluyormuş? M oluyormuş. Buna göre M'nin S cinsinden eşiti. Şimdi düşünelim biraz. Benim elimde, şu kısmı bir daha sileyim. Şunu şuradan alalım gençler. Hop. Alalım ve şuraya şöyle yapıştıralım. Tamam. Şimdi şöyle de büyütelim. Her terimi bir azaltacakmışız. Azaltalım bakalım. 1'i bir azalttım. Tamam mı? 0'ın karesi yaptı. 2'yi bir azalttım. 1'in karesi yaptı. 1'in karesi yaptı. Sonra 2'yi bir azalttım. Onu yapmıştık. 3'ü bir azalttım. 2'nin karesi. 4'ü bir azalttım. 3'ün karesi. Artı nokta nokta nokta. 11'i bir azalttım. 10'un karesi. Bu da neymiş arkadaşlarım? M'ymiş. Peki. Peki. Ona da eyvallah. Bak şimdi. Şu kısım var ya. 0'ın karesi demek ne demek? 0'ın karesi. Hocam bu zaten 0 ya. 0'ın karesi 0. Gitti. Şurada da 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi. Burada 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, nokta, 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 10'un karesi artı 11'in karesi yazalım eşittir. S olsun. Kabul mü? Ve daha sonrasında bu ne arkadaşlar? S. Yani şuradaki 10'un karesini yazmamışız ya, onu ben ekledim, tamam mı? Daha sonrasında şu kısmı görüyorsunuz. 1'in karesinden 10'un karesine kadar olan kısım. 1'in karesinden 10'un karesine kadar olan kısım neymiş? M'ymiş arkadaşlar. Ben bunun üzerine 11'in karesi kaçtır? 121 mi? Ekleyince ne geliyormuş? S geliyormuş. Bana neyi sormuş? M'nin S cinsinden. Yani diyor ki M'yi yalnız bırak, karşıda da S'li bir ifade olsun diyor. M'yi yalnız bırak. Nasıl yalnız kalır bu? 121 karşıya atarım. İse M eşittir S eksi 121 dersem, bak M'yi yalnız bıraktım, karşıda da S'li bir ifade var. Demek ki benim cevabım ne olacakmış gençler? M eşittir S eksi 121 olacakmış derim. Tamam, gayet tatlı ve hoş bir soruydu. Sen de bu şekilde çözüm yaptıysan ne ala. Devam edelim 14. örneğimizde. 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı 5 eksi 6 nokta 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 23 eksi 4. Bu işlemin sonucu nedir? Şimdi şanslıyız. Neden? Birinci sayılar hep tek. İkincisi çift. Tek, çift. Tek, çift ve sonu da tek, çift olarak devam etmiş ve bitmiş. Böyle başlamış, böyle bitmiş. Çok güzel. Çünkü 1'den 2'yi çıkarırsan eksi 1 gelir. 3'ten 4'ü çıkarırsan da eksi 1 gelir. 5'ten 6'yı çıkarırsan da eksi 1 ve 23'ten 24'ü çıkarırsan da eksi 1 gelir. Peki bizim burada kaç tane sayımız vardı? 24 tane sayımız vardı. Ve ben az önce hani şunları grupladık ya, kaçarlı kaçarlı grupladık arkadaşlar biz bunları. İkişer ikişer grupladık ve ikişer ikişer grupladığımıza göre ben 24'ü 2'ye bölersem toplam 12 tane grup oluşmuştur derim. Ve her grubun toplamı kaçtır sevgili arkadaşlarım? Az önce bulduk.
Eksi 1'di değil mi her bir grubun toplamı? Eksi 1'di. Dolayısıyla 12 tane grup var ve her birinin toplamı eksi 1 ise bunların alayının toplamı 12 kere eksi 1'den eksi 12'dir deriz. Cevabımız da bu olur arkadaşlar. Tamam. Devam. İki tane daha notumuz var. Bu iki notta da şunlar arkadaşlarım. 2'den başlayıp 2'den başlayan çift tam sayıların toplamı formülü. Şimdi aslında bunu formülü biz çıkarabiliriz. Nasıl çıkaracağız? Gençler bunu bir iki parantezin alalım mı? Şu şekilde. 2 çarpı bak şurada ne kalır? 1 artı şurada ne kalır? 2 artı şunda 3 kalır. Sonra 4 kalır. Nokta nokta nokta. Şurada ne kalır arkadaşlar? Bakın ne kalır? Peki şimdi benim size sorum şu. İç kısım var ya şurası. Şurası. Bunların toplamının formülünü yani 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamının formülünü sen biliyorsun. Neydi bu? N çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Bir de burada çarpı 2'miz var. Bu çarpı 2 ile beraber şu 2 ile şu 2 birbirini götürürse demek ki bizim formülümüz bakın elimizde kaldı böylelikle. N çarpı n artı 1'miş. N çarpı n artı 1'miş arkadaşlarım. Şu kural. Sen burada n çarpı n artı 1 diyor ya mesela hemen bir tane örnek oluşturalım. 2 artı 4 artı nokta 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 12 diyelim tamam mı? Bunların toplamını nasıl bulacaksın? Hemen bak n çarpı n artı 1 diye 12 çarpı 13 yazacağız değil mi? He? Hadi söyle bakayım değil mi? Böyle bir şey yapmıyoruz. Aman dikkat ben öğrenciyken hemen atlamıştım mesela. Şu an anılarım depreşti. Atlamıyoruz Sazan gibi. Ben atlamıştım sen atlama tamam mı? Bak şimdi. 2n diyor ya buraya. Bak bu 2n aslında. 2n 12 ise n kaçtır? 6'dır. Şimdi formülde yerine yazacaksın. 6 çarpı 7'den cevap ne olacak? 42 olacak. Ancak bu şekilde bulursun tamam mı? O yüzden böyle Sazan gibi atlamalara mahal vermeyeceksin. Şöyle küçültelim ve devam edelim. Şu ne? Bunu nasıl hallederiz? 1, 3, 5, 7, 2, n, eksi 1. Bunu nasıl hallederiz arkadaşlarım? Bunu da sevgili gençler şu şekilde düşüneceğiz. Bakın iyi dinliyorsunuz. Burada arkadaşlarım tabii farklı yöntemler de geliştirebiliriz. Sıkıntı yok. Mesela buna 1 ekleyin 2, buna 1 ekleyin 4, buna 1 ekleyin 6, buna 1 ekleyin 8, şuna 1 eklerseniz ne olur? 2 ne olur? Yani aslına bakarsanız her birine 1 eklediğim zaman nokta 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 üsttekinin aynısı olmadı mı? Vallahi oldu. O zaman üsttekinin aynısı ise n çarpı n artı 1'dir ama 1 eklersem böyle oluyor cevap. Şimdi o 1'leri geri almam lazım benim. Burada kaç tane terim var? Burada arkadaşlarım n tane terim vardı bakın gördüğünüz üzere. O zaman n tane 1 eklemiş oluyorum. N tane 1 de n yapar. O n'yi geri çıkarmamız lazım. Peki geri çıkaralım ama böyle formül mü olur? Ve saçmalamayın bak şöyle dağıtın bunu. N kare artı n bir de burada eksi n'miz var. Artı n eksi n birbirini götürüyor ve formülümüz ne oluyor? N kare oluyor. Demek ki sevgili gençler işte bizim buradaki 1 sayısından başlayıp ardışık artacak biçimde 1'den başlayan ardışık tek sayıların 2n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı da n kareymiş diyoruz. Bu iki formülü de unutmayın size kolaylık da sağlar hız da sağlar sevgili gençler. Tabi en önemlisi formüllerin nereden geldiğini bilmektir onu da aklınızdan çıkarmayın. 15. örneğimiz bizim ardışık ilk 20 pozitif çift tam sayının toplamı x. Şimdi ardışık ilk 20 pozitif çift tam sayı. Ne demek bunlar? Yani diyor ki 2'den başla diyor. 4, 6, nokta nokta nokta. İlk 20 tanesi demiş ya. 20. çift sayı nedir? Bak birincisinde 2 kere 1 dedik. İkincisinde 2 kere 2. Üçüncüsünde 2 kere 3. O zaman 20.sinde 2 kere 20 dersin 40'a kadar gider. Çok güzel. Şimdi ilk 20 tanesinin toplamı neymiş? X'miş. Ardışık ilk 20 pozitif tek sayının toplamı da Y. Yani 1, 3, 5 nokta 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 nereye kadar gideceğiz? 39'a kadar gideceğiz. Bunda neymiş arkadaşlar? Y'ymiş. Şimdi bana diyor ki X'ten Y'yi çıkar. Hadi çıkaralım o zaman. Tabii şu hareketi yapmayın mesela. Ben sana şunu göstermeyeyim. Şunu yapan öğrenciler mutlaka olacaktır. Aman dikkat edin. Yanlış işlem yapmıyorsunuz. Bakın ben ondan bahsetmiyorum. Yanlış işlem yapmıyorsunuz ha. Yine doğru yapıyorsunuz da.
Yani şöyle tutmanıza gerek yok. Ben onu göstermeye çalışıyorum size. 2'den 40'a kadar olan pozitif tam sayıların toplamı, çiftlerin toplamı. Ne diyorduk çiftlerin toplamına? İşte hocam n çarpı n artı 1'di. Burada n eşittir 20'dir. Dolayısıyla işte 20 çarpı 21 x olacak. Y'yi de 2n eksi 1 39'sa n yine 20'dir. Demek ki bu da 20'nin karesi olacak. Ben bundan bunu çıkarırsam x eksi y'yi bulurum. Hayır, bu şekilde yapmayacağız. Şöyle yapacaksınız bak. Bunu görmeniz lazım. Şunları bir temizleyeyim. Bakın arkadaşlar, uğraşmaya gerek yok. Üsttekinden alttakini çıkarırsanız eğer x eksi y kalır elinizde. 2'den 1'i çıkardım 1. 4'ten 3'ü çıkardım 1. 6'dan 5'i çıkardım 1. Hep 1 geliyor. Hatta 40'tan 39'u çıkar, o da 1. Kaç tane 1 var burada? 20 tane, 20'şer tane değil miydi sayılar? 20 tane 1 var. 20 kere 1 ne yapar? 20 yapar. Bu da bize x eksi y farkını verir sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız da artık budur diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlarım, konu testimize geçiyoruz. Ne zaman? Bir sonraki videoda. Yani yaklaşık 1-2 saat sonra sizlere konu testini de çözmüş olacağım. Yaklaşık olarak 45-46 dakikalık bir ders oldu. Ardışık sayıları sadece bu konuyla kalmasın. Lütfen testini de çözün arkadaşlarım. Ve yine söylüyorum, tekrar ediyorum, sadece o testle de kalmayın arkadaşlar. Sadece o testle kaldığınız zaman da olmaz o iş. Ne yapacağız hocam peki? Sana verdiğim ödevleri yapacaksın. O ödevlerden sonra ancak pekiştiğini ve aklında matematiğin yer ettiğini ve senin de kendi kendine artık matematik çözebildiğini fark edeceksin. Bunu da sakın unutma. Evet gençler, sonraki videoda testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.